Ethernet modem ön panelinde Power LED'i, modemin Ethernet hattına bağlı olduğunu gösteren Aktif LED'i ve modemin bilgi alışverişini gösteren Link LED'i bulunmaktadır. Ayrıca Ethernet modemde bağlantı olarak enerji besleme girişi ve RS-485 girişleri bulunmaktadır. ETE -E modun enerji besleme girişi bağlantıları A1 ve A2 girişleridir şebekeden gelen faz ve nötr şebeke girişlerini ETE mod üzerinde A1 ve A2 girişlerine denk gelecek şekilde bağlarız. Uzak mesafede RS485 iletişim için GND bağlantısını kullanabilirsiniz. Ethernet modem ile reaktif röle ve enerji analizörü RS485 bağlantısı. ETE mod RS485 A ucu ile cihazların A ucu birbirine bağlanır. Daha sonra RS485 B ucu ile cihazların B ucu birbirine bağlanır. Bu şekilde RS485 üzerinden 32 cihaza kadar bağlantı yapılabilir. RS485 üzerinden okunacak olan cihazların iletişim değeri her bir cihaz için baud rate değeri 9600 bps, data bit 8, Stop bit 1 ve parity none olarak ayarlanır. Ares 485 üzerinden okunacak olan cihazlarda dikkat edilecek nokta, her bir cihazın Modbus adresinin birbirinden farklı olmasıdır. Ares 485 bağlantısı tamamlandıktan sonra ethernet kablosunun bir ucunu ET -E modem'e, diğer ucunu internete bağlı modeminize bağlayarak cihaz kurulumunu tamamlayabilirsiniz.